Yemek.com'dan herkese merhaba. Akşama ne pişirsem, misafirlere ne ikram etsem gibi sorular sorduğunuzu duyar gibiyiz. O halde hem göze hem de damağa hitap eden lezzet dolu bir akşam yemeği hazırlayalım. Çıtır hamuru ve leziz harcıyla damaklarda festival etkisi bırakacak paşa böreği tarifine hemen başlayalım. Öncelikle 500 gram elenmiş un, 3 adet yumurta, 1,5 çay kaşığı tuz ve 1 su bardağı suyu bir kasede buluşturalım. Hamur istediğimiz kıvama gelene dek aralarda azar azar su ekleyeceğiz. Un çeşidine göre aldığı su değiştiği için miktarına yeteri kadar su dememizin sebebi bu. Hamur ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde güzelce toparlıyoruz ve üzerine temiz bir bez serip yaklaşık 40 dakika dinlendiriyoruz. Biz de o sırada kıymalı harcı hazırlayalım. Tavayı ocağa koyup altını açalım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 250 gram kıyma ekleyip kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuralım. Bir adet küp doğranmış kuru soğanı da ekleyip 5 dakika bu şekilde kavuralım. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı karabiber ekleyip 1 dakika kavuralım. Tavaya 3 yemek kaşığı kadar su ekleyip karıştırmaya devam edelim. Son olarak 1 demet incecik kıyılmış maydanozları da ekleyip güzelce karıştıralım ve harcımızı ocaktan alalım. Üzerine dökeceğimiz sos içinde 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını küçük bir tavada kızdıralım. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ekleyip karıştıralım ve ocaktan alalım. Evet, hamurumuz dinlendi ve nefis bir kıvama geldi. Tezgaha un serpiştirelim ve hamuru üzerine alalım. 8 adet beze çıkacak şekilde parçalara ayıralım ve her birini güzelce yuvarlayalım. Bir bezeyi tezgah üzerinde bir yemek tabağı büyüklüğünde açalım. Bu arada hamurlardan birini açarken diğerlerinin üzerini mutlaka temiz bir bez ile örtelim ki kurumasınlar. Açtığımız hamuru kızgın yağda altın sarısı rengini görene kadar arkalı önlü kızartalım ve yağını süzdürüp sıcak et suyuna batıralım. Her birine aynı işlemi uyguladıktan sonra servise hazırlama vakti. Önce hamurlardan birini tabağa alalım, üzerine 2 yemek kaşığı kıymalı harcı yayalım ve tüm bu işlemi hamurlar bitene dek uygulayalım. En üstteki hamurun üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurt
ve mis kokulu tereyağı sosundan gezdirelim ve maydanozlu süsleyelim. O nefis sıcaklığını kaybetmeden porsiyonlayalım ve sevdiklerimizle lezzet dolu paşa böreğinin tadını çıkaralım. Şimdiden herkese afiyet olsun.